olarak duyurdu. Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti, Temmuz ayında emekli aylıklarını tekrar masaya yatıracağız. Her kabine sonrası zam bekleyen emekliler aylarca oyalandı. Seçimlere günler kala promosyon müjde olarak duyuruldu. Şimdi de Temmuz ayı işaret edildi. Bugün itibariyle kamu bankalarımız emeklilerimize promosyon ödemelerini yapmaya başladılar. Tüm emeklilerimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, emeklilerin yaşam koşullarını iyileştirmek için gerekli çalışmaların yapıldığını ve emekli maaşları ile ilgili bir kez daha değerlendirme yapılacağını söyledi. Biz ihtiyaçlar ve imkanlar doğrultusunda çoğu zaman bu tutarların çok daha üzerinde emeklilerimiz için adımlar attık. Denge ve disiplin içinde ekonomimizi güçlü bir şekilde yükselttikçe artan refahtan emeklilerimize daha fazla pay vermeye devam edeceğiz. Sosyal Güvenlik Kurumu özel bankalarında aralarında olduğu 19 bankayla protokol imzaladı. Promosyonların güncellenmesi için bankaya başvurulması gerekiyor. SGK açıklamasında belirlenen tutarların asgari rakamlar olduğunu belirtti. Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon tutarlarını artırabilecek. Bununla birlikte kamu bankaları haricinde diğer bankalarla da protokol imzalama sürecini tamamladık. Özel bankalarda kamu bankaları tutarları asgari olmak üzere promosyon miktarlarını güncelleyecekler. Evet, seyyanen zam beklenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan promosyon müjdesi gelmişti. Bu promosyon müjdesi de 28 Mart itibariyle emeklilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı. Şimdi bu promosyonu alan emeklilerin kimisi sevindi, kimisi öfkelendi, kimisi ise promosyondan haberi bile olmadığı ortaya çıktı. Şimdi sokağa bir bakalım, emekliler bu konu hakkında ne düşünüyor? Buna sadaka mı deniliyor, ne deniliyor bilmiyorum ama insanların geldiği konum belli. Tane delik ya da yama kapatmak zorundayız. Ben promosyon istemiyorum. Ben maaşımı adam gibi bir şey yapacağım. Promosyon mu, sadaka mı? Yeni banka promosyonları kafaları karıştırdı. Niye ben dilenci gibi gideyim de bankadan bana promosyon verin? Ben insanım. İnsan gibi yaşamak istiyorum. Daha bulunmadım. Bulunmayı düşünüyorum. Her bankada değişiklik gösteriyor. Ona göre bir plan uygulayacağım. Peki promosyonla ilgili planınız nedir? Ne yapacaksınız promosyon aldığınız parayı? Borç. Emekliler yeni banka promosyonları için 25 Mart'ta başvurulara başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu özel bankalarda dahil 19 bankayla protokol imzaladı. Kamu bankaları 8 ila 12 bin liraya kadar promosyon ödemesi yapacak. Özel bankalarda ödemeleri güncelliyor. Bazı özel bankalarda promosyon fırsatları 17 bin 500 liraya kadar çıktı. Ben evim kira, 10 milyar kira veriyorum. Üstünü şimdiden düşünüyorum. Alacağız ama bir kere alacağız. Gerisini ne yapacağız? Nedir o? Ne olur? Ben özel bankadayım. Nasıl başlayacağım? Olur bakayım, bir gün geldim sorayım. Sen bunu bana versen olur, vermesen olur. Bakan Işıkhan açıkladı. Emeklilerin promosyonları 28 Mart itibarıyla banka hesaplarına yatacak. Ancak promosyonlarla ilgili emeklilerin farklı düşünceleri var. Kimileri promosyon başvurularını yaptı, kimileri ise promosyonun bir sadak olduğu düşüncesiyle başvuruda bulunmuyor. Kiminin ise promosyondan haberi bile yok. Efendim, promosyon için başvuruda bulundunuz mu? Bulunmadım. Ay, hiç bilmiyorum, anlamıyorum. Bilmiyorum ama ben yalnızım. Pek de fazla bilgili de değilim. Ben dün mesela maaşımı aldım. Hiçbir şey bahsetmedi oradaki memur. Emeklilik promosyonu için başvurdunuz mu? Hayır. Ne zaman başvuracaksınız? Vurmayı düşünmüyorum. En azından asgari ücret. En düşük yani. Yok yardımmış, yok zekatmış, şuymuş, buymuş. Bana paramı verecek. Hak ettim parayı. Bildirim banka şubelerinden veya e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Şimdi emeklilerden yine bir seçim gündemine dönelim. Konuğumuz Suat Özçelebi olacak, siyasal iletişimci. Evet Suat Bey, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi sabahlar aslanım. Teşekkürler, sağ olun.